Tevrat'ta bir sayfasında, Tevrat'ın bir sayfasında Rayel, Allah'ın kelimesi kodlanmış. Allah'ın kelimesi diye Hazreti İsa Mesih'in Kur'an'da geçen ismi bak. Allah'ın kelimesi. İkinci olarak aynı sayfada izin kelimesi. Allah için çabala var. Bak, Allah için gayret et cümlesi var. Allah için çabala, gayret et. Birlikte Allah'ı anın kelimesi var, kodlanmış. Birlikte Allah'ı anın. Koroleri, sonuç kelimesi var. Beriyah, bir arkadaşla birlikte. İsa Mesih'le birlikte. Fakat çok hoş olan bir şey var. Adnan Oktar kelimesi de aynı sayfada geçiyor. Kodlanmış olarak. Adnan Oktar. Bu benim çok hoşuma gitti. Çok şaşırtıcı buldum. Tevrat'ta tek bir sayfada bu kelimeler kodlu. Maşallah. Tevrat muharref olduğunu düşünelim o kısmının. Olmayabilirdi o kısmı muharref. Değiştirmiş bile olsa kaderde Cenab-ı Allah'ın, çünkü değiştirme varsa kaç bin yıl önce, 3000 yıl önce değiştirme var. 2000 yıl önce değiştirme var. Yine Allah'ın izniyle olmuş oluyor. Değişimi sağlayan da Allah. Hadi öyle olduğunu düşünelim. Ama bu kadar kelimenin aynı sayfada kodlu olması çok acayip, çok şaşırtıcı. Pek açıklaması yok. Bir adam çıktı, bir kelime eklediğini düşünelim. O kelimeyi ekleten de Allah. Kelime ekletir Cenab-ı Allah, ismi de çıkartır. 2000 yıl önce Adnan Oktar mı vardı? 3000 yıl önce Adnan Oktar mı vardı? Yani bu cümlenin, bu ismin ve diğer kelimelerin kodlu olması çok şaşırtıcı. Ya bir tane değil, iki tane değil. Bak, bir Allah'ın kelimesi, bu kodlu. İki, izin. Üç, Allah için çabala. Birlikte Allah'ı anın. Dört, sonuç, bir arkadaşla birlikte ve Adnan Oktar. Hepsi bir arada, bir sayfada Tevrat'ta. Ben bunu açıkladıktan sonra o Tevrat sistemini çözen hahamlar da hepsi kendi sayfalarını almışlar bu açıklamamı, konuşmamı. Hemen hemen hepsinde var. Şaşırtıcı, hayret vereceğim.